TV Spor'a hoş geldiniz. Rebound'la karşınızdayız. Bugün Kaan Kural'la hem Türkiye Basketbol Ligi'ni hem yaklaşan Final Four'u hem de dün gece oynanan Washington Boston maçını konuşacağız. Kaan Kural hoş geldin. Hoş bulduk. Hiç vakit kaybetmeden bir Türkiye Basketbol Ligi'ndeki puan durumuna bir bakalım. Bugün iki mücadele var ve ondan sonra bütün playoff resmi belli olmuş olacak. Playoff'a kalan 8 takım da belli oldu ancak ikinci ve üçüncü sıra için hala durum belirsizliğini koruyor. Fenerbahçe 2 mağlubiyetle tamamladı. 21 maçtır üst üste kazanıyor ve sezonu lider bitirmeyi başardı. Anadolu Efes ve Beşiktaş bu akşam karşı karşıya gelecekler. O sıralama değişebilir. 2. ve 3. sıradalar. Bambit maç fazlasıyla 4. Darüşşafaka 5. Galatasaray 6. sırada bitirecek. Gaziantep 7. sırada ve Tofaş son hafta olaylı maçta 2 uzatmaya giden maçta Karşıyaka'yı deplasmanda yenmeyi başardı ve 8. sıradan kendini playoff'a attı. Bir de alt sıralara bakalım. Düşen takımlar da belli olmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 10. sırada tamamladı. Yeşil Giresun iyi başladığı sezonda kayıpların ardından bir düşüş sürecine girdi ve 11. tamamladı. Trabzonspor son haftalara kadar düşme korkusu yaşadığı sezonu 12. sırada tamamladı. Demir İnşaat Büyükçekmece 13. Murat Bey Uşak 14. oldu ve BES Balıkesir'le Halk Enerji TET Ankara Kolejler'de ligden düşen takımlar oldu. Bu puan tablo, önce Yeşil Giresun'la ilgili bir şey söyleyeyim. Açıkçası sezon ortasında hatırlıyor musun? Furkan Korkmaz'la Can Maksim Mutaf'ın takası için hem oyuncular hem takımlar için çok iyi oldu demiştik. Fakat daha sonra takasında, Okben Ulubay takası sırasında hem takımlar hem oyuncular için iyi olmadı demiştik. Gerçekten öyle oldu. Okben takası ne Okben'e yaradı ne Yeşil Giresun'a yaradı. Darüşşafaka'ya da yaramadı, Yeşil Giresun'a da yaramadı. Yani buna gerçekten gerek yoktu. Yani Okben orada çok önemli bir çıkış yakalamıştı ki kariyerinde artık belli bir seviyeyi aşıp aşamayacağı tartışılan, yani büyük bir yetenek olduğu halde kabuğunu kıramadığı söylenen Okben için resmen verimli topraklar olmuştu orası. Çok da iyi gidiyordu. Anlıyorum, yani onun Darüşşafaka'da ve Euroleague seviyesinde oynamak istemesini anlıyorum. Darüşşafaka'nın bir alternatif olarak almasını anlıyorum. Ama biraz dalından erken kopardılar sanki. Yani en azından bu sezonun bitmesini. Aynen, keşke sezonu orada bitirseydi. Artı puan durumunun alt tarafına baktığımız zaman bu sezonda ligimizin maalesef kalitesi, yani oyuncu kalitesi ve oyun kalitesi belli bir seviyenin üzerine çıktı. Hatta Avrupa'nın İspanya'yla birlikte en iyi basketbolunun oynandığı, hatta en değerli, en azından en pahalı ligi olduğunu söyleyebiliriz ama ligdeki rekabetin düştüğünü de şuradan anlıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda düşme seviyesi 9-10 galibiyetler civarındaydı. Şimdi 9 galibiyetle 14. 12. 13. sırada bitiriliyor. Yani yukarıda sadece 2 mağlubiyetli ki bütün konsantrasyonu, bütün dikkati Avrupa Ligi'nde olan, Avrupa Ligi'nde inanılmaz bir mücadeleye giren Fenerbahçe sadece 2 mağlubiyetle bitirirken 8 mağlubiyetle güle oynaya ligde kalıyor olmak, 8 galibiyetle güle oynaya ligde kalıyor olmak biraz açıkçası rekabette araların açıldığını gösteriyor. Bu 2012-2013 sezonunda çok korkunç bir şekilde açılmışlar. Hatırlarsan, yanlış hatırlamıyorsam ilk 8'deki takımların son 6 sıradaki takımlarla oynadığı 160 maçta 154 galibiyeti öyle falan şey vardı. Yani bir şey, korkunç bir fark vardı. Sonra giderek kapandı. Gerçekten o dediğimiz, evet, en çekişmeli ligler sınıfına girdi ama bu sene Fenerbahçe'nin bu kadar zor bir fikstürde belki Obradovic döneminin en rahat normal sezon performansını sergilemesi bile aslında buna bir işaret sayılabilir. Hem o, yani şimdi hadi Fenerbahçe çok özel bir takım diye kabul ediyoruz. Ama alttakilerin de yani 8-9 galibiyet, yani 8 galibiyeti olan takımın çok 7 ve 8 galibiyetle ligde kalınmamalı. Onu demeye çalışıyorum. Daha doğrusu baraj yani 7-8-9 galibiyetle 4-5 takım olursa anlarım ama 8-9 galibiyetle 13. sırada olunmamalı. O güç dengesinin biraz bozulduğunu gösteriyor. Peki gelelim o zaman Tofaş Karşıyaka maçına. Final niteliğinde bir maçtı ve sonda biraz kuralların esnekliğinden de faydalanan, iki uzatmaya götüren Tofaş istediği farkı elde ederek deplasmanda Karşıyaka'yı yenerek playoff'a kalmayı başardı. Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Sen bu kural hakkında söyleyeceklerin var sanırım. Ya hepimizin olmalı. Ya bir kere önce şunu söyleyelim. Tofaş'ı çok tebrik edelim. Tofaş gerçekten sezon başında bir misyonla yola çıkmıştı ve o misyon bu sene playoff oynama misyonu değildi. Asıl misyon uzun, çünkü Tofaş Bursa basketbolunun lokomotifi ve Bursa basketbolu Türkiye için çok önemli bir basketbol merkezidir. Geçtiğimiz yıllarda çok büyük takımlarla 2 sene üst üste şampiyonluğa ulaşan çok yüksek bütçeli ve rekabetçi takımlar da kurmuştu ama ondan sonra işte 2001 krizi vesaire derken Tofaş biraz geriye çekilmiş. Şimdi daha uzun vadeli bir planla önümüzdeki 10-15 sezon boyunca Bursa basketbolunun lokomotifi olmak için yola çıktılar. Ve bu sezonki hedefleri tamamen önümüzdeki yıllar için bir takım
organizasyonel ve yapısal reformlardı. Yani yepyeni bir salonda oynuyorlar. O salondaki işte engelli tribünlerinden tut oyuncu şey ilişkilerine, tribün ilişkilerine aktif bir sosyal medya aktif hesapları bir sosyal medya hesapları. Zaten altyapıları her zaman güçlü, oraya biraz daha önem verme. Yani bu sezon sportif başarı ana hedef değildi. Ve zaten sezonun ilk yarısında çok tuhaf mağlubiyetler de aldılar. İkinci yarıda bir ivmeye kadar gene arada tökezlediler vesaire. Fakat bugün geldikleri noktada asıl hedefleri olmasa da sportif olarak da rekabetçi olmayı başarıp son maça taşıdılar ve son maçta gerçekten çok zor bir şey. Deplasmanda 6 sayılık farkı yakalamayı başaran harika bir oyun oynadılar. Şimdi onları tebrik ediyoruz. O dursun. Fakat böyle kural olmaz. Şimdi bir de zaman zaman belli kurallar ve organizasyonlar yapılır ve maalesef insanların, organizatörlerin bütün iyi niyetine rağmen bazı boşluklar belirir ve o boşluklar ciddi adaletsizlikler yaratabilir. Bu dünyanın her alanında, sportif de değil, daha ceza hukukunda bile olabiliyor böyle şeyler. Ama yetki sahibi kurumların ve yapıların bunu bir an evvel bu adaletsizliği dengelemesi gerekir. Yıllardır bu iş oluyor, bu ikili ve üçlü averaj hesaplarında bunlar oluyor. Ve yıllardır bir takım adaletsizlikler, bir takım üçüncü takımların devreye girip, genelde Türklerin de lehine olur bu arada, yani başkaları bizim için işimiz görürler. Ama yani bizim lehimiz olduğu için bazen göz ardı edebiliyoruz ama sonuçta bu tip puan hesaplarının, yok işte sayı hesaplarının vesaire asıl adaleti zedelemesine izin vermemeli. Yani geçtiğimiz yıllarda çok oldu. Hatta bir önceki sene işte biliyorsun Maccabi maçında olmuştu. Hı hı. Ondan sonra EuroLeague buna oturup karar verdi ve bunun çözümü de defalarca dile getirilmişti. Nihayet EuroLeague oturdu ve dedi ki ya bunun çözümü bu. İnsanlar da söyler ve getirdi bu kuralı. Bu kural nedir? Averaj hesapları sırasında normal sürenin sonundaki skor hesaplanır. 40 dakikanın sonunda. Böylece ilk maçı 5 sayıyla kazandıysan, ikinci maçta son bölümde 2 sayı öndeyken takımlar kendi potasına falan basket atmaya kalkmaz, uzatmaya gitsin de o 5 sayı farkı yakalayalım diye. Neyse ne, odur. Çünkü averaj hesabı tamamen bir eşitliği bozmak için yapılmıştır. Sen bir maçı 6 sayıyla kazanmışsan, bir maç beraber yapınca sen zaten kazanmışsındır o eşleşmeyi. Bu maçta da aynı şey oldu işte. Maçın sonunda 5-6 sayı farkı olmadığı için basket atmadı. Foulleri bilerek kaçırmalar falan. Şimdi basketbolun doğasına son derece aykırı şeyler. Başı sahada oyuncular başarılı olmak için ve belli hedefleri yerine getirmek için var olurlar. Bunların aksine hareket etmek için olamazlar. Bu en basit tabiri oyunu zedelemek, oyuna zarar vermektir. Yani bu oyuncular da hiç memnun değildir eminim ki. Bile bile foul kaçırmalar, bile bile maçı uzatmaya gitmek için taktik fouller, arka arkaya taktik fouller yapıp gelen foul yapılan oyuncunun sürekli foul kaçırmaya çalışması. Tek kelime de rezalet. Ha bu rezalet derken yapılması gereken bu. Tofaş bunu yapmazsa yanlış yapmış olur. Onu bir yanına bir koyalım. Tofaş kendisini hedefe götürecek şeyleri yapmak için elinden geleni yaptı ve bunun için kimse Tofaş'ı suçlayamaz. Ama bunun önünün kapatılması lazım işte. O bir boşluk bu buldu ve ondan yararlandı. Uzatmaya gitti. Berabere bitti. Berabere bitmiş skor orada tescil edildi. İkili averajda daha Karşıyaka önünde kaldı. Karşıyaka'nın şu anda 8. olması gerekiyor. Ama maalesef EuroLeague'in yaptığı bu değişikliği FIBA yapmadığı için böyle tuhaf bir görüntü ortaya çıktı. Tofaş'ı her açıdan tebrik ediyorum. Yanlış anlaşılmasın bir daha. Fakat buna izin verilmemesi lazım. Hani Tofaş maalesef elinden geleni yapmış ama yeterli olmamış olmalı. Peki eşleşmeler belli olduktan sonra Perşembe konuşuruz ama bu akşam önemli bir maç var. Anadolu Efes Beşiktaş'ta oynuyor. İkinci sıra ve hatta Beşiktaş kaybederse Darüşşafaka'nın galibiyeti gelirse eğer Balıkesir'e karşı dördüncülüğe de düşme riski var. O açıdan da ekstra bir önem taşıyor. O maç hakkında neler söyleyeceksin? Efes Olympiakos serisinden sonra bir türlü toparlanamamış gözüküyor. Önce çok ağır bir Fenerbahçe mağlubiyeti aldılar. Ondan sonra Darüşşafaka'yı kaybettiler ve birden rahat gibi gözüken ikincilik koltuğu da tehlikeye girmiş gibi gözüküyor. Öncelikle Darüşşafaka'nın bugün Best Balıkesir'le oynadığını hatırlatırsak yani galibiyet ihtimali hayli yüksek. Üçüncü takımında Galatasaray Odeabank'la eşleşeceğini de burada ekleyelim. Aynen. Galatasaray Odeabank'la eşleşmekle Gaziantep Basketbol'la eşleşmek arasında gerçekten büyük bir fark var. O yüzden ikinci olmak çok önemli. Üçüncü olacak takım ki Beşiktaş'ın öyle bir durumu var ki Beşiktaş kazanırsa ikinci, kazanırsa kaybederse dördüncü olacak gibi. Darüşşafaka kazanırsa Galatasaray'la eşleşecek. Hani belki mağlup olmak onların işine gelebilir Banvit'le oynamak ama o da ikinci turda da bir Fenerbahçe anlamına geliyor. Ya ben yenileceğini zannetmiyorum. Darüşşafaka muhtemelen kazanacaktır. Böylece Anadolu Efes Beşiktaş maçı da ikincilik maçı olacak. İşin ilginç yanı Beşiktaş kazanırsa ikinci, kaybederse dördüncü oluyor. Efes'in o açıdan bir şansı var. Efes kaybetse bile üçüncü oluyor ama esas maç tabii Anadolu Efes Beşiktaş. Şimdi Anadolu Efes senin de söylediğin gibi Olympiakos serisinden sonra çok ciddi serbest düşüşte. Ve
Beşiktaş da bu arada en iyi basketbolunu oynamıyor, onu söylemek lazım. Ve normal şartlarda ne olursa olsun Efes'in favori olduğunu söyleyebilirdik. Ama şu son iki maçta gösterdiği performans, özellikle Fenerbahçe gösterdiği performansla ben tek bir maçı öyle çok baz almak istemiyorum. Hele ki Olympiakos gibi inanılmaz fiziksel ve zihinsel yük getiren çok yıpratıcı bir seriden sonra Efes'in çok düşük viteste oynaması çok mümkün bir ki aslında seçim. İlk maç eksik Galatasaray'a karşı zor kazandıkları bir maç vardı. Orada bunun sinyallerini biraz vermişlerdi. Ama kazanmalarına yani, rağmen. Şöyle Fenerbahçe'ye yenilmesinde hiçbir sakınca yok derken Fenerbahçe'nin yenilmesi çok daha çok mantıklı bir sonuç. Fakat ortaya konan şeyin sportif anlamda büyük bir rezalet olduğu da ortada. Yani ne olursa olsun, ne kadar psikolojik ve fiziksel olarak yıpranmış veya maça hiç gelememiş olursanız olun, ne kadar Fenerbahçe istim üstünde olursa olsun, bir sportif gurur diye bir şey var ve yani ne olursa olsun çok temel prensipler var. O temel prensiplerle bile oynasanız belli bir rekabetçilik sergilersiniz. Şimdi Fenerbahçe Efes maçı 40 sayıyla bitti ama hani o maçın ilk yarısını seyredenler görmüşlerdir. Hani normal şartlarda 60 farkla falan bitecek. Yani Efes hiç sahada yoktu. Şimdi bu çok kabul edilebilir bir şey değil. En azından çok temel prensiplere bağlısınız ve açıkçası iyi takımla daha doğrusu iyi bir kadroyla iyi bir takımı ayıran şeylerden biri de onlar. Hani ne olursa olsun belli prensipler üzerinden oynadığınız zaman bir performans tabanı üzerine inşa edebileceğiniz performans temeli belirliyorsunuz. Efes açısından böyle bir temelin olmadığını görmüş olmak bence hakikaten çok endişe verici. Bu toparlanamayacaklar anlamına değil, gelmiyor. Ama sezon boyunca bir yapı oluşturmakta ne kadar güçlük çektiklerini, ne kadar oluşturamadıklarını teyit eden başka bir faktör gibi. Yani sezon boyunca bunu konuşmuştuk zaten. Sezonun son bölümünde formda girdiler. Olympiakos serisinde formda oynadılar ama formda oynamakla organize olmak çok farklı şeyler. O formu kaybettiğiniz anda işte 50 fark yiyorsunuz. Organize olsanız 20 farkla yenilebilirsin. Ama en azından bilirsin bir şekilde maçın içinde kalacağını. Şimdi bu tekrar forma girerse bir şans olur mu? Olur ama yani ne bu piyango mu çekiyoruz? Yani olası bir Galatasaray eşleşmesinde de tekrar forma girecek vakti de bulamayabilirler. Açıkçası. Artık Galatasaray çok tehlikeli bir takım. Galatasaray iyi bir takım değil. Ama çok tehlikeli takım. Ve çok başarılı, yani görece başarılı bir sezonun biraz böyle büyük hayal kırıklıklarıyla sonlandığını görebiliriz. Görece başarılı demişken açıkçası sezon başından beri yapılmak istenen resmin çok azı boyanabildi. Ama en azından gelecek sene için çok belli temel kazısını yaptılar. Yani Örtel'i devre dışı çıkarıp kanatlardan birinde bir tane combo guard'a değiştirdiği zaman burada iyi bir yapı var gibi gözüküyor. Ama şu tablo açıkçası üst düzey bir takıma, üst düzey bir rekabetçiyle çok yakışmıyor. Bugün bakalım ne olacak? Tabii ki kadro olarak çok daha iyiler ve çok daha hedef bir maç. O yüzden favori gibiler. Beşiktaş da dediğimiz gibi çok formda değil. Ama bugün de yenilirlerse zaten 3. sıraya gelip kendini çok zor bir şeyde bulabilirler. Kıskaçta hem playoff'a çok ivmesiz giriyorlar hem kötü bir eşleşmeye denk geliyorlar. Bakalım. Beşiktaş için de sonuç ne olursa olsun bence Beşiktaş bu sezonun fiyat performans, beklenti performans açısından şampiyonlarından biri. Orası kesin. Ama doğal olarak bizim büyük takımlarımızın maalesef içine düştüğü bir sıkıntılardan biri. Gerçekçiliği, rasyonalizmimizi çok çabuk kaybediyoruz. İşler biraz kötü gittiğimiz çok fazla karalar bağlayıp biraz gittiğimiz de beklentileri ve çok çok yukarı çekiyoruz. Yani şunu kabul edelim, bu Beşiktaş Galatasaray'dan çok çok daha iyi bir sırada bitirecek. Ama bu Beşiktaş'ın Galatasaray'dan çok daha iyi bir takım olduğu anlamına gelmiyor bu sezon için. En azından bütçesel olarak Beşiktaş'ın çok çok iyi işler yaptığını ama bir üst kademeye çıkmasını, yani kendi sınırlarını zorladığın zaman daha yukarı çıkmanın zor olduğunu bilincine varmak lazım. Bunun üzerine koymak için bu sezon değil gelecek sezonu hedeflemek daha doğru belki de. Peki Perşembe günü bütün playoff tablosu belli olduğunda bütün eşleşmeleri tek tek konuşacağız. Biz yavaş yavaş çok az da olsa Euroleague havasına da girmeye başlayalım artık. Bir ön tahminleri alacağız ama daha önce bir görüntümüz var. Seyirciler, sevgili seyirciler, Euroleague bugün çok hoş bir klip yayınladı ve Final Four'da mücadele edecek oyuncuların playback yaptı. Müzik şarkı söyledi ama tam olarak söylemedi. Güzel bir klip yayınlamış. Bunu izleyelim. Ondan sonra biraz da Euroleague eşleşmelerini konuşalım. Yeah. Clap for me. I'm next up. Go hard.
I'm coming. I got next up. Go hard, don't quit. Jump up for it. Don't lose, run. I'm coming. I got next up. I'm better than I ever been before. Worked hard, discharge your spot, my star. My skills do the talking, I'm quiet. You didn't see it coming, surprising. If you wanna find your fault, that's your reason. Hey, even my doubters not believing. You a fan, tell the truth, just fess up. Guess who is me, I got next. Evet, yavaş yavaş heyecan artıyor Kaan Kural. Eşleşmeler belli. Bakalım Fenerbahçe bu sene o çok geçen sene yaklaştığı kupayı evinde kazanabilecek mi? Bir kısa ilk cuma maçlarının bir değerlendirmesini alalım. Zaten maç günü de özel yayınlarımız olacak bunlarla alakalı ama neler söylersin şu anki form durumlarını baz alırsak? Artık 4 gün kaldı maçlara. Şu anki form durumlarını baz alırsak Fenerbahçe CSKA finali tekrarlanır gibi geliyor bana. İlginç olan iki eşleşmede de oynamaya çalışan, üretenlerle bozanların maçı var gibi. Real Madrid tamamen akıcılık ve çok çabuk oynamaya dayalı bir düzen varken Fenerbahçe bütün eksenini savunmaya kurup rakibi sürklase edip oyun kontrolünü ele aldıktan sonra rakibi yavaş yavaş boğan ama yavaş yavaş hareket alanını daraltıp boğan bir takım gibi. Bu şey gibi işte bir taraftan sürekli dikiş makinesi gibi saldıran bir Real Madrid var. Bir taraftan rakibi emen boğan bir deniz anası gibi Fenerbahçe. Fenerbahçe en kötü zamanında bile en iyi Real Madrid'i bozmayı başarıyor. Bu yüzden de ritmini kaybettiği zaman da Real Madrid gittikçe oyuna tutunmak için Sergio Llull dışında pek silahı kalmıyor. Sergio Llull gerçekten çok harika bir sezon geçiriyor ve oyunu çok özel bir seviyeye çıkardı. Bir şekilde oyuna tutunuyor ama takım halinde tutunamıyorlar oyuna. Yani başka bir saldırı noktası bulamıyorlar gibi. Ve diğer oyuncular oyundan düşüyor. Onlar çünkü tempodan, ritimden beslendikleri için ritim kaybolduğu zaman çok şey yapıyorlar. Normalde yapmaları gereken diğer görevleri de aksatmaya başlıyorlar. Anthony Randolph. Bir de Gustavo Ayon'u da ayırayım oradan. Gustavo Ayon da çünkü çok spesifik bir rol oynadığı için. Ayon ve Yul dışındakiler, Felipe Reyes dahil buna. Rudy Fernandez, Luka Doncic. J.C. Carroll zaten tamamen sisteme bağlı. Onu hiç saymaya gerek yok. Jeffrey Taylor zaten şeyi düşük. Trey Tompkins falan hiçbir şey yapmıyor. Hani o yapı çalışırken, o çarklar dönerken herkes değişik miktarlarda katkı verirken çarklar durduğu zaman bireysel katkı çarklar çalışırken işte 10 seviyesindeki 9'a falan düşmüyor. 3'e 2'ye iniyor. Şimdi öyle olduğu zaman ve Fenerbahçe'nin bu sistemi çok bozabileceğine inandığım için Fenerbahçe'ye avantaj görüyorum. Ama bunun yanında Fenerbahçe'nin de belli bir hücum seviyesinin de üzerine çıkması lazım. Yani oradaki Real Madrid maçını hatırlarsan ligin sonunda kendi sahasında hiç 80'in altında atmayan Real'i 61'de tuttu Fenerbahçe. Ama kendisi Datome ile Sulukas da yoktu ki aynen. Fenerbahçe'nin bu sezon herhalde form olarak en aşağılarda gezindiği dönemlere denk geliyor. Aynen öyle ve Real'in de en iyi olduğu dönemde. Real Madrid'in de tabii bu maça çok daha hazırlı çıkacağını bilmek lazım ama psikolojik olarak bir de Fenerbahçe'nin Real'in hafif kafasına girdiğini de geçtiğimiz iki sezonda söylemek gerekiyor. Bu başlı başına bir yeni derbisi oldu zaten Euroleague'in. Maç içinden kıvılcım edinir takımlar. Fenerbahçe'nin Real Madrid'in maç içinden edineceği ufak tefek kıvılcımları yani bir tane ekstra üçlüğe, bir tane top çalma sonrası atılacak turnike gibi takımı Real Madrid'i heyecanlandıracak şeylere hemen bir şekilde yanıt verebilirse hücum anlamında belli bir seviyeyi tutursa ya da şöyle söyleyeyim Fenerbahçe 70-72 sayıları bulsa bile bu maçı kazanır gibi geliyor bana. Ama Fenerbahçe'nin burada kazandığı maça benzer bir senaryo bizi bekliyor. Fenerbahçe'nin de hücumda çok çok tıkandığı dönemler olduğu için biraz endişe ediyoruz. Gerçi son dönemde Fenerbahçe tabii sezonun ikinci yarısında gösterdiği formsuzluktan çok daha uzak. Fenerbahçe çok doğru zamanda önemli bir çıkış yakaladı. Sezon için o kadar fark etmiyor ama geçen sene yani normal sezonda sakatlıklardan sadece 9 maçta şu anki tam kadro oynayabilmiş Fener. 21 maçta sürekli bazı eksikleri oldu. Yudok gibi, Bogdanovic gibi, Datome Sulukas gibi. Tam sanki doğru zamanda herkes iyileşti ve en keskin zamanı en gereken anda ulaştı gibi gözüküyor. Geçen sene de böyle olmuştu ki. Aynen. Artı tabii formda olmak da önemli. Bir de tabii her zaman söylediğimiz bir şey var. Hani o değişmedi. Veseli'nin oyunun içinde kalması çok önemli ki bu maçta kalmayacak da nerede kalacak? Ben pek çok açıdan Fenerbahçe'yi çok avantajlı görüyorum. Sadece işte tek maç olduğu için işte 1-2 maç içi kıvılcım Real Madrid'i ateşleyebilir. Fenerbahçe hücumda biraz tıkandığı bölümler olabiliyor, tıkanabilir. O tip şeyler olabilir ama pek çok senaryo
bütün hani %100 favori diye bir şey olamaz. Yani %100 kazanacak diye ama maçın pek çok senaryosu Fenerbahçe'ye çok daha yakın duruyor. Ya belki son iki sezondur Final Four'da Fenerbahçe biraz da o işte underdog dediğimiz pozisyondaydı. Bu sene İstanbul'da olması bir baskı oluşturur mu peki üzerinde? Onu o baskıyla baş edebilir mi takım daha doğrusu? Ben açıkçası bunu her takım için geçerli görürüm de Fenerbahçe artık oralardan çok uzak ya. Yani hatta şöyle bir miktar, bir küçük tabii ki şey oluyor. Yani burada artık başarılı olmak zorundayız baskısı demeyeceğim de fikri oluyor. Fakat Fenerbahçe artık, Fenerbahçe şu anda Avrupa'nın futbolda Real Madrid neyse Fenerbahçe Avrupa'da o. Şey açısından söylüyorum, genel yarattığı hava açısından söylüyorum. İyi veya kötü olması değil. Bir kabadayılığı var ya, sportif kabadayılığı var. Ya kardeşim biz bu işi biliyoruz. Delikanlı, biz kolay kolay yenilmeyiz, yeneceğiz diye bir tavır ortaya koyuyor. Bunun altını doldurup doldurmadığı sahada belli olur. Fakat bu tavır var, rakiplerde de bu endişe var. Kardeşim Fenerbahçe şimdi çok zor yenir. Yani yensek bile anamızdan emdiğimiz sürü burnumuzdan gelecek psikolojisini verirseniz o çok ciddi bir psikolojik üstünlük, aynı zamanda çok ciddi psikolojik bir özgüven takım için. O yüzden ben o baskı falan zannedeceğini hissetmiyorum. Çünkü öyle bir şeyle zaten kendisini tanımladığı alan öyle bir kabadayılık alanı. O yüzden beklentinin artması falan önemli değil. Yani şey gibi işte sen diyorsun işte kabadayılık gösteriyor. Var mı bana yan bakan diye sahaya işte sokakta yürüyor. Bir yandan diyor abi aslansın sen 4 kişiyi döversin diyorsun. Şimdi sen zaten öyle bir tavır ortaya koyduysan senden beklentinin artması seni değiştirmez ki o kadar. Tam tersine daha da fazla işine yarar. Ya bir küçük şey olur tabii. Ya burada da kazanmamız lazım dedin ama o başka bir takıma yaratacağı baskının yarısını bile yaratmaz bence. Diğer taraf peki genelde CSKA'yı favori görüyor herkes ki Olympiakos'ta Efes karşısında da aslında çok parlak sinyaller vermedi. Şu an en iyi durumlarında olduğunu söylemek biraz iyimserlik olur. Ama yine de İstanbul'u çok seviyorlar ve belki de ve CSKA'nın canını sıkmayı seviyorlar. 5. yıl dönümünde EuroLeague tarihinin belki de gelmiş geçmiş en iyi birkaç kadrosundan birine neredeyse 20 sayıya çıkmış maçta geri gelip şampiyon olduklarını unutmamak lazım. Valla 2012 CSKA bence 2001 Kinder'le birlikte Avrupa Basketbolu'nun en müthiş takımıydı. Zaten normal sonunda bir mağlubiyet olarak gelmişlerdi şeye, İstanbul'a. O da Galatasaray'dan diye inanmıyorsam. Evet, İstanbul'da Abdülpeki'de Galatasaray'a kaybetmişlerdi. Öyle mi? Evet. Ya hatırlamıyorum. O zaman 2 de olabilir. Neyse. Çok önemli değil. Gerçekten muazzam. Andrei Krylenkov'u falan efsane ötesi bir takımdı. Ama tek maç yenildi. Olympiakos bir de CSKA'yı daha sonra bir kere daha çok rakibin çok favori olduğu bir maçta yenildi. Yine benzer bir durum var. CSKA net favori. Olympiakos çok iyi durumda değil. Ama Olympiakos bozmaya, CSKA oynamaya geliyor. Sorun şu ki CSKA aslında çok iyi durumda değil takım halinde. Fakat oyunu o kadar fazla, takım halinde çok üretimleri düştüğü için sezonun ikinci yarısında biraz fazla gardlarına yıkmaya başladılar. Mesele şu ki iki gardı da, Teodosic de Dekolo da inanılmaz bireysel oyuncular. Yani onlara yıkılması, normalde oyun planının belli oyuncuların üzerine yıkılması oyunun sınırlandığı anlamına gelir. Fakat o iki yıktığınız isim Teodosic ve yani Dekolo olunca... Takımı bozabilirsiniz ama o ikisini aynı anda bozmanız pek mümkün gözükmüyor. Çok kolay değil. Üstüne üstlük hani uzun bir oyuncudan bahsediyor olsak mesela zamandaki Ante Tomić gibi uzun bir skorerden, uzun bir yaratıcıdan bahsediyorsak onu sınırlandırmak biraz daha... Kısalar öyle değil. Top yönlendirdiği için. O yüzden Dekolo ve Teodosic sağlıklı olduğu sürece çok büyük bir problem, en azından CSKA'nın üretimi için çok büyük problem olmayacak. Ama bu Olympiakos'un kazanamayacağı anlamına gelmez. Olympiakos sadece normalde yaptığının çok daha üzerinde hücum etmeli. Çünkü CSKA da rakibini pek fazla durduramıyor. Yine de CSKA'nın mutlak favori olduğunu söylemek lazım. Bence kesin favori. Bu CSKA iyi olduğu için değil, Olympiakos aynı potansiyeli gösterebilecek, aynı oyunu bozabilecek şeyde değil, dirayette değil bu sene. Peki şimdilik EuroLeague'i kapatalım. Perşembe ve Cuma devam edeceğiz zaten konuşmaya. Biz NBA ile devam edelim. Dün gece 7. maçta Washington ve Boston karşı karşıya geldi. Ve maçı 115-105 kazanan Boston Celtics seriyi kazanarak Cleveland'ın rakibi oldu konferans finalinde. NBA'de Doğu Konferansı Playoff yarı final serisi 7. ve son maçı. Washington Wizards'la Boston Celtics karşı karşıya geliyor. Seride durum 3-3 ve kazanan taraf Doğu Konferansı'nda finale yükselecek. Cleveland Cavaliers'ın rakibi olacak. Isaiah Thomas spot altına indiriyor. Kelly Olynyk basketi yapıyor. Isaiah Thomas ilk yarıda 12 sayı 6 asist ürettiği maça iyi başladı Isaiah Thomas. Sonrasında müthiş bir turnike. John Wall ters turnike potaya gidiyor. 18 sayı 11 asist double double John Wall'dan. Ama Washington Wizards adına
En etkileyici performans Bradley Beal'dan geliyor. İlk yarıda 14 sayı Bradley Beal'dan. İkinci yarıda da Beal'ın etkileyici performansı sürüyor. Washington 66-64 öne geçti. Pot altına inmiyor top. Marching orta alamadı. Jaylen Brown topu çaldı. Sonrasında hızlı bir hücum. Alley-oop başarılı. 72-72. Marcus Smart topu havaya atan isim. Beraberlik geliyor maça tekrar. Üçüncü periyodun sonunda Bradley Beal gaza basıyor. Bu çeyrekte 12 sayı attı Bradley Beal. Muazzam bir performansa imza atıyor. Ama yavaş yavaş devreye giren bir adam var. Isaiah Thomas. Önce bir üçlük, sonra Olinik'in perdesinden çıktı. Bir duş şut daha. Isaiah Thomas 29 sayı, 12 asistle mücadele ediyor. Özellikle 4. periyodun başlangıcında harika işler yaptı Isaiah Thomas. Bradley Beal basket foul, 38 sayı Bradley Beal'dan, maçın en skorer ismi oldu Bradley Beal. Fakat Kelly Olynyk 4. periyotta karakter koyuyor ortaya. Olynyk en iyi playoff performanslarından birine imza atıyor. 26 sayı üretti Kelly Olynyk. 14'te 10 saha içi isabeti ve son periyotta müthiş işler yaptı. Farkı da 10 sayıya kadar çıkardı. Marcus Smart potaya gidiyor. O da isabeti buldu. Maçı bastın. 115-105 kazanıyor. Seriyi 4-3 kazanıyorlar ve Doğu Konferansı finalinde Cleveland Cavaliers'ın rakibi oluyorlar. Kelly, neler gördün saha içerisinde? Çok yüksek tansiyon vardı maçta ama elimizden geleni yaptık. Yapmam gereken her şeyi yaptığımı düşünüyorum. Büyük oyuncular vardı sahada ama iyi basketbol vardı. Oyunun bazı bölümlerinde kopmalar oldu ama bir şekilde geri dönmeye başardınız. Evet, agresif olmaya çalıştık. İhtiyacımız olan en iyi formu ortaya koyduk ve yaptığımız sadece buydu. İki takım arasındaki farka baktığında neler vardı saha içerisinde? Bizim takım eforumuz çok fazlaydı. Çok ciddi bir efor sarf ettik. Her maç zor, her maç çok sert geçiyor ama biz her zaman iyi basketbol oynayıp kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Şutlarımız bir hayli isabetliydi, başarılıydı bugün ve oyuna hükmettik. Cleveland'da oynayacaksınız artık, rakibiniz Cleveland, neler söylersin? Çok iyi basketbol oynuyorlar ama biz de kendi performansımızı muhafaza etmek istiyoruz. Hepsi bu. Tebrikler. Teşekkürler. Evet, Kelly Olynyk'in King of the Fort ünvanını bir maçında devraldığı bir maç sonu izledik. Ve 14 sayısı son çeyrekte 26 sayıyla 3. çeyreğin seninde gelen o seriyle de 7. maçı kazandı. Bir Scott Brooks klasiği diyebilir miyiz bu maça da? Yani Scott Brooks'un hataları tabii ki var da yani Boston'ın yaptıklarını göz ardı etmeyelim. Yani şey çok ilginç, böyle bir cümle kurmayı herhalde bayağı bir süre düşünemezdik. Bir NBA playoff 7. maçının kaderini Kelly Olynyk belirleyecek. Hem Brad Stevens'a hem Boston'a aslında büyük bir övgü bu. Yani Boston zaten süper yıldızlarının üzerinden pek oynayan bir takım değil. Çünkü süper yıldız, yani daha doğrusu iki tane yıldızından biri çok yönlü bir tamamlayıcı, Al Horford. Diğer yıldızı ise temelde bir skorer. Ve bunların üzerine oyun kurgulamak çok kolaydı. Çünkü Isaiah Thomas'ın çok ciddi başka defekleri var. Boyundan dolayı, savunmasından dolayı. Ve takım efor olarak kolektif bir çaba üzerinden, ki zaten Brad Stevens'ın eski Butler günü, yani üniversite zamanlarından kalma özelliğiyle bütün sorumlulukları dağıtması. Sezon içinde çok çok fazla oyuncuyu deneyip çok çok fazla kombinasyonları maçın, rakibin skorun durumuna değiştirmesidir. Ve eğer Boston tam Boston gibi kazandı. Ki bunu çok güzel açıklayan bir maçın ilk çeyreğinde bir kare vardı. 25-25'ti skor. Ekrana da Boston'ın skor dağılımı geldi. İlk 5'teki 5 oyuncunun da 5'er sayısı vardı. o çok homojen bir dağılım. Ama maçın sonuna bakıyorsun, Al Horford ne yapmış? 15 sayı, 6 rebound, 5 asist. Çok yönlü bir tamamlayıcı. Evet. Isaiah Thomas ne yapmış? 29 sayı, 12 asist. Takım hücumun ana unsuru 12 asist yapıyor. Fakat burada önemli olan kenardan gelen Kelly Olynyk. Yani Kelly Olynyk çok ekstra bir maç oynadı ve maçın yıldızı zaten. Maç sonunda 4 röportaj yapıldı. 26 sayı attı.
Çok tebrik etmek lazım. Ama onun dışında Marcus Smart'tan 13. Sezon boyunca bir türlü istikrarlı süre vermediği ama bu serideki eşleşmelerden dolayı. Çünkü Otto Porter, Markif Morris forvetleri biraz atlet ve büyük kalıyordu. O yüzden Jaylen Brown'a rotasyonda biraz daha önem çıkarmaya başladı. Jaylen Brown bu maçta çıkıyor 9 sayı atıyor hiç eli titremeden. 48 hani... sayı geldi bench'ten. Washington'ın kaç? 5 sadece. Bogdanovic'in 5 sayısı. Ya 5 sayıya birazdan geleceğiz. Şimdi buradan 48 sayı buluyorsun. Amir Johnson'a başlıyorsun. Amir Johnson hiçbir şey veremiyor ama rotasyonu değiştirip Kilonli'ye çok daha fazla dakika veriyorsun. Ve bir şekilde kolektif bir çabayla, herkesin o kolektif yapı içindeki rollerini doğru oynayarak, yalnız Isaiah Thomas'ın hücum liderliği, Al Horford'un tamamlayıcılığı. Yani Boston Celtics onları sezon boyunca özel kılan neyse, Boston Celtics kimliğini yaratan neyse ona uygun oynadı. Bu kimlikte Kelly Olynyk'in bu maçta çok ön plana çıkması aslında o kadar da önemli. Kelly Olynyk olmayabilirdi, Jaylen Brown ekstra sayı atabilirdi. Kelly Olynyk olmayabilirdi, şeyden daha fazla, ne bileyim, Avery Bradley'den daha fazla. Bir önceki maçı mesela, 5. maçı Avery Bradley yapmıştı aynı şeyi. Bir önce 5. maçı kazanırlarken Avery Bradley ilk yarıda 25, toplam 29 sayı atarken de Avery Bradley patladı diyorduk. E şimdi de Kelly Olynyk patladı. Bu şey değil ki. O maçın özelinde ekstra bir ritim yakalarsan çok daha fazla top kullanıyorsun. Bu Boston'ın kimliğinin içinde bir durum. Yani bugün de Kelly Olynyk çıktı maçı değiştirdi gibi bir durum değil ki. Boston'da zaten biri çıkıyor. Bu sefer Kelly Olynyk oldu ve onun üzerine oynadılar zaten. Diğer taraftan ama bakıyorsun, Boston yapması gerekeni yaptı. Kendi kimliğinde oynadı. Kendisini özel kılan şekillerde kazandı. Ama aynısını da rakipten de bekliyorsun. Hele bir 7. maçta. Washington'a baktığımız zaman Washington'da Scott Brooks klasiği diyorsun. Scott Brooks bir sezon boyunca söyledik. Hatta bir ara Washington çok iyi giderken, Washington sezona çok kötü başladıktan sonra ben Washington'ın çok çok üst düzey bir kadro olduğunu, hani biraz işleri rayına sokarlarsa gerçekten çok iddialı olacaklarını hep söylüyordum. Ki zaten o yoluna koydular ve o ara işte galiba bir dönemde 21 maçta 16 galibiyet aldılar. O arada bir anda işte Doğu ikinciliğine falan çıktılar. Herkes şey demeye başladı. İşte Scott Brooks yılın koçu olabilir mi falan. Ya şimdi Scott Brooks'un iyi yaptığı şeyler var. Takıma abilik yapma gibi konularda, psikolojik olarak takımı rahatlatma, psikolojik olarak onlara güven tazeleme. Mesela bu maçtan önce şey dediler. 7. maç ne önemli? 7. maç tabii ki önemli ama kazanırsak kazanırız. Kaybedersek kimse hapse gitmeyecek. Abartmayın bu kadar dedi. Şimdi bu çok güzel bir söylem ama bu yaklaşımını da gösteriyor. O bir şefkatli bir abi gibi. İşin ilginç yanı Washington'a bana çok ihtiyacı vardı. Çünkü John Wall çok pasif agresif bir karakter. Bradley Beal gene belli agresifliği olan. Markif Morris zaten deli. Yani Phoenix günlerinden kalma. Gorta iyi niyetli ama ağzı torba değil ki, büzesin bir karakter. Yani zor bir takım ve biraz uyum gerekiyordu. O açılardan Scott Brooks'un o uyumu, soyunma odasına o şeyi, sükuneti getirmesi açısından doğru bir şey. Ama taktik anlamda çok zayıf ya. Ya biz bunu Oklahoma City'den biliyoruz yani. Ya Kendrick Perkins'le sahada tut, yani ayaklarını yavaş yüzünden sahada tutamadığın Kendrick Perkins'le rakip oyun kurucuya tam sağ baskı yaptırmış bir adamdan bahsediyoruz. Yani hakikaten deli olmak lazım böyle bir şeyi denemek için. Her şey denenebilir de bu denenmez ya. Bu şeye benziyor yani. Isaiah Thomas'ı Shaquille O'Neal'a savundurmaya benziyor. Bir deneyelim bakalım ne olacak. Abi ölür adam yani, yazık. Şimdi burada da hatta hatırlıyorsun Washington çok iyi giderken işte takas döneminde kadroyu güçlendirmiş. Genişleyince evet. Çünkü en zayıf tarafı bench'iydi. Kelly Oubre dışında doğru düzgün katkı veren yoktu. Mayin Mide sakattı bu arada. Mayin Mide dönünce hani katkı olacak diye. İşte Bogdanovic'i ve şeyi aldılar takas döneminde. Brandon James. Ben de yani hep şey diyorduk. Abi şimdi kadro zenginleşti mi, eline daha fazla malzeme geldi mi, bu karıştırır bu malzemeleri, bozar diye. Hakikaten de öyle oldu. Şimdi bench'ten kim geliyor, ne kadar rol alıyor, hiçbir şey belli değil. Tamamen ilk 5 oyuncularının üzerine yüklendik çöktüğünü. Maçtan sonra da açıklama yapmış Scott Brooks. İşte maçı tutunmak için onları oynatmam gerekiyor dedi. İyi de abi, tutunduğun maçın sonunda yürüyecek halleri kalmadı. İşin ilginç yanı 5. maçı tamamen bu sebeple kaybetmişsin. Son bölümde John Wall 43 dakika, 44 dakika oynadığı için yürüyemiyordu sahada. 3 oyuncu 40 dakika üst oynadı. Otto Porter da 39 dakika oynamış zaten. Ya şimdi bir de John Wall'un oynadığı 43 dakikayla başkasının oynadığı 43 dakikaya benziyor mu? Adam zaten normalde 2,5 kat enerji harcıyor, enerji yaratıyor bize. Şimdi abi onun dakikalarını sen 38'e çekmezsen sonun 2 dakikada şey olmasını bekleme, ayakta kalmasını. Yürüyemiyordu ya. 5. maçın sonunu hatırlıyor musun bilmiyorum. Yürüyemiyordu sahada yani. Gene aynı şey oldu. Bu maçı kazanıp kaybetmeleri belki o yorgunluğa bağlı değil. Ama bu kadar rotasyonu daralırsan, bazen sahada duran 5'lere bakıyorum. Bu 5'in sahada işi ne diyorsun? Ha, kısa bir sürede olsa. Ne olacak? O zaman sen eğer bütün yaratıcılarını, ki senin zaten takımındaki yaratıcılar belli. Markif Morris toplu oynayabilen. Kısmen Bradley Beal ve John Wall. Ve Brandon Jennings, ki Brandon Jennings'i
tartışmalı bir konu. Brandon Jennings çok kötü bir seri geçirdi gerçekten. Felaket bir seri geçirdi ama en azından topu yönlendirebiliyor. Sen şimdi sadece Brandon Jennings'i bırakıp diğer iki tane top yönlendireceğini kenara alırsan o takım bir şey üretemez. Üretemedi de zaten. 5 sayı attı şeyler. Şöyle bir istatistik vardı. Washington 5'i sahadayken artı 66. 5 değilken eksi 60 seri boyunca. Yani Washington bir nevi kendi benciyle bir seri oynamış. Ya rotasyonu biraz karıştır abi. Bradley Beal, mesela Brandon Jennings varken Bradley Beal yanında olsun. Yani Kelly Oubre'nin cezasından sonra bir sonraki maç olmamasının handikap olacağı düşünülüyordu. Dün ben gözlerime inanamadım. 6 saniye yani. O 6 saniye ilk yarının sonunda savunma pozisyonu için mecburen soktu sahaya. Ya şimdi Kelly Oubre'nin ne günahı var? Kelly Oubre senin en önemli dış savunmacıların. Bence en önemli, ya Wall konsantre olduğunda daha iyi ama Wall tabii hücum sorumluluğundan dolayı çok belli konsantre olmuyor. Belli bir standarda sahip en azından. Ama Kelly Oubre senin en iyi dış savunmacın. Artı hücumda kesinlikle bir kara delik değil. Belli bir potansiyel gösteriyor ki Bogdanovic gelene kadar savunma, yani ikinci beşin en önemli skoreriydi. Abi yani niye vazgeçiyorsun ya? Hem de Brandon Jennings için niye vazgeçiyorsun yani? Bir ara sahada Jason Smith, Jan Mahinmi, Bogdan Bogdanovic, Brandon Jennings'e şey sahadaydı. Otto Porter sahadaydı. Ya burada tek topu yere vurabilen oyuncu Brandon Jennings ve diğerleri kesin de alan paylaşabilecek. Zaten artı eksi istatistikleri felaket o beşin. Kabus. Yani bir de 7. maça ya şey çok acayip. Şimdi taktik olarak belli bir plan yaparsın, tutmayabilir, tutabilir. Acayip. Fakat 7. maça gelmişiz artık, bazı şeyleri hani deneye deneye abi bu olmuyor deyip yani gözünle görüyorsun artık, değiştir yani. Playoff'taki de 13. maçın yani. Hani her playoff maçında iyi gitmesini bekliyorsun. En azından taktik anlamda daha doğruya yönelmesini bekliyorsunuz takımların. Başında daha kötüye giden takım oldu. Peki biraz da Boston Cleveland'ı konuşalım. Tahminlerin ne yönde? Daha doğrusu tahminini sen bu seri bitmeden 4-1 evet şeklinde beyan etmiştin. Bu da biraz Boston'ın şansını arttıran etkenlerden biri olsa gerek. Yani şöyle, Boston biraz daha fazla direnecek. Ev sahibi avantajı aynen var Boston'ın. Ve iç sahada Boston çok daha özgüvenle oynuyor. Çok daha fazla kaynaktan enerji alıyor. Çok daha fazla oyuncu katkı veriyor. Ama Cleveland açısından bir küçük dezavantaj sayılabilecek bir şey var. Cleveland 10 gündür basketbol oynamıyor. 10 gün önce bitmişti serileri. Geçen pazar bitmişti, bu çarşamba günü oynayacaklar ilk maçı. Biraz resmen ritim kaybetmiş olabilir ama ben pek zannetmiyorum. LeBron çünkü orayı bilgisayar oyunu gibi yönettiği ortam için. Ortam efsanevi bir TD Garden performansına daha hazır sanırım. Öyle, TD Garden da onun, bence Boston onun en büyük rakibi şeydeki. Zaten geçen sefer bir Twitter sorusunda konuşmuştum. Evet. Yani şu anda o kadar iyi durumdalar ve o kadar LeBron'a uygun bir takıma sahipler ki Boston'ın bu takımı yavaşlatması çok zor. Çok zor yani. Aynı ölçekte sayı atabilir mi? Ondan emin değilim ama yani iyi bazı senaryolarda Boston'ın kazanma formülleri var ama çok sınırlı senaryolar onlar. Ben açıkçası bir maçdan fazlasını almalarını çok zor görüyorum. Belki şimdi ilk 5 maçın 3'üne ev sahibi olacakları için belki 2 tane çıkarabilirler oradan. Hani bir 6. maçı zorlayabilirler o ama o ilk maç biraz da o yüzden önemli sanırım. Ama ilk maçta Cleveland'ın şey olması kadar, çok uzun süredir bekliyor olması kadar Celtics'in de yıpranmışlığını da unutmayalım. Yani Celtics 7 maçlık fiziksel ve zihinsel olarak çok yıpratıcı bir seriden geliyor. Onlar da çok yıpranmış olacak. Yani bu Cleveland'ın ritimsizliğini değerlendirebilecek durumda olacaklar mı emin değilim. Ya Cleveland mutlak favori. Ya ben bir maç alabilirler. Alabilirlerse bir maç alabilirler. İkincinin bile çok zor görüyorum. Peki biraz da bu akşama bakalım. Orada da Kawhi Leonard'ın büyük ihtimalle oynamayacağı açıklandı ama henüz kesin bir açıklama yok. Muhtemelen oynamaz. Dün Greg Popovich de biraz sert bir şekilde, aslında alışık olmadığımız şekilde o topa girdi. Ondan sen bahset istersen. Bir de bu akşamı konuşalım. Eğer Kawhi'lı ve Kawhi'siz senaryoları. Valla bence senaryo %99 Kawhi'siz olacak. Kawhi oynayabilecek durumda olsa bile çok performans vermeyecektir. Şöyle bir şey var. Fikstürden dolayı bir dahaki maç cumartesi. O yüzden Kawhi oynayabilecek durumda olsa bile oynatmak istemeyebilirler. Cumartesiye kadar dinlensin, tam iyileşsin diye. Çünkü bu maçta olabilecek en ufak bir şeyle bir seriyi kaybedebilirler. Yani bir dahaki maç perşembe oynasa olsaydı oynatırlardı bence, riske girerlerdi. Şimdi ama o riske girmemenin ödülü daha büyük. Çünkü 4 gün daha dinlenme şansı olacak ve tam kapasite oynayabilecek cumartesi günü. Bugün oynasa bile tam kapasite olmayacağı kesin. Bence o yüzden ileriye yatırım yapmak için oynatmayacaklar. Onu söyleyeyim. Oynasa bile tam kapasitede oynayamayacağı için performans olacak. Bu seride zaten Golden State favoriydi, Kawhi olsa da olmasa da. İlk maç bunun çok tersini göstermiş olsa da bu iki takımın tartıdaki ağırlığını çok çok fazla değiştirmedi bu. Sadece San Antonio'nun çok daha hazır olduğunu gördük, Golden State'in ise hiç hazır olmadığını. İki takımın da ikinci maçta görüntünün çok değişebileceğini unutmayalım. Golden State Kawhi'li veya Kawhi'siz formüllerdeki muhtemelen Kawhi'siz olacak. Bence kesin favori.
ne olacağını sadece göreceğiz. Popovic'in topa girmesinden bahsedersek, işte şu pozisyonla ilgili olarak şey dedi, herkes kasıttan bahsediyor Zaza'nın kasıtından. Kasıtması da önemli değil ki, kasıtsız adam öldürme diye bir suç vardır, onun cezası da hapistir dedi. Zaza'nın geçmişi de var bununla ilgili. Şimdi Popovic çok ama çok değerli bir koç, çok sağduyulu bir koç, son derece bağışlayıcı bir koç. Onun çok inanılmaz demeçleri de vardır. Mesela bir tane ünlü Lakers playoff serisinin son saniyesinde Derek Fisher'ın Brent Berry'e yaptığı korkunç bariz bir foul vardır. Hakemler atlamıştır. Sonra zaten herkes şaşkınlıktan ne yapacak? Derek Fisher falan topu bırakmıştı şaşkınlıktan. Onun üzerine işte herkes büyük bir öfke dolarken Popo işte ya ne olacak, hakemler de insan hata yapar. Ginobili şut da kaçırıyor. İşte Parker turnike kaçırıyor. Hakem de kaçırmıştır. Olur. Yarın da bizim lehimiz olur. Kim bilir deyip hiç umursamamıştı. Böyle şeyler yapmıştı. Ama bu topa girmesi çok yakışıksız. Bir kere bir foul'ü cinayete, yani kasıtsız da olsa bir cinayete benzetmek iyi bir benzetme değil. Tatsız yani. O şeye giriyor biraz. Adnoizm diyorlar galiba. Yani küçük bir hatayı çok büyük bir çok büyük bir ayıpla kıyasladığın zaman o küçük hatayı çok daha büyükmüş gibi gösterirsin derler ona. O tartışma sanatında biraz ayıptır her şeyden önce. Şimdi onu bir kenara koyalım. Onun dışında Popovic dediklerinde çok haklı. %100 haklı. Yani bu yapılan kesinlikle sportmenliğe sığmaz. Bunun basketbolda yeri yok vesaire. Fakat Zaza özelinde işte geçmişte var falan diyor. Zaza'nın sertlik geçmişi var ama Zaza'nın Zaza NBA'nin en kuvvetli oyuncularından biri. Zaza'nın herhangi birini sakatladığı ile ilgili en ufak bir şey yok. Bogut'un var mesela. Bak Bogut tekrar Golden State'de olsa ve yapsa bunu demek de sonuna kadar haklı. Zaza'nın sert oyuncu olduğu ile ilgili bir sürü şey var. Ama sertliğini rakibe zarar vermek için kullandığına dair en ufak diğer oyunculardan biraz daha fazla itiş kakışa girdiği için öyle bir imaj oluştu ama. Zaten fazla da hareket edemediği için çok da sert. Tamam, sonuçta itiş kakışa girince o sertliğinden dolayı bir takım hafif de olsa yaralanmalar vesaire olabilir. Ama yani pis bir oyuncu olduğunu kimseye iddia edemez. Bir kere haksızlık ediyor Zaza'ya bir. İkincisi, söyledikleri her şey doğru olsa bile, ki doğru, buna NBA'in müdahale etmesi lazım. Şimdi şu pozisyonu görüyoruz. Zaza'nın yaptığı. Bundan iki dakika sonra aynısını LaMarcus Aldridge, Stephen Curry'ye yapıyor. Bu NBA genelinde o kadar çok yapılan bir şey ki. Bu çünkü şutörlerin aklına soru işareti sokmak için, şutörlerin psikolojisini bozmak için yapılan bir şey. Abi sen bu şutu atarsan ayağım altına geliyor, bileğim burkulabilir diye atarken bir tedirgin olsun istiyorlar. Bu bir şantaj, bir tehdit. Ve Zaza'ya değil, herkesin yapacağı. Ben Zaza'nın yaptığı doğru demiyorum. Zaza'nın yaptığı çok yanlış. Fakat buna ligin önlemi alması lazım. Ha, gidip gelip bu demece gelirsek Popovic dediği her şeyde haklı olabilir. Ama bunu söylemeye hakkı yok. Çünkü bu olayın en büyük yapıcısı ve bütün lige yayılmasını sağlayan Bruce Bowen'dır. Yıllarca Greg Popovich'in gardlığını yaptı. Çünkü dün hemen seceresini dökmüşlerdi. Aynen zamanında öyle. Bunu savunduğu açıklamaları düştü. Hem de nasıl savunduğu açıklamaları var. İnsanın yıllar içinde fikirleri değişebilir, ben kabul ediyorum. Ama Bruce Bowen'la yıllarca başarıya ulaşmış bir koçun bunu söylemeye hakkı yok. Şey diyebilir, bu çok tehlikeli bir harekettir ve yıllar içinde çok büyük zararlar olmuştur. Dediği gibi karma bu sefer bize de vurdu. Çok büyük talihsizlik diyebilir ama böyle şey söyleyemez. Bruce Bowen 3 oyuncunun kariyerini değiştirdi ya. Vince Carter'ın kariyerini değiştirdi Bruce Bowen yani. Şimdi hiç kimse bir şey yani Bobo'cum bunu söylemeye hakkı yok. Gerçekten yok. Peki bu maçı da konuşacağız yarın tekrar. Şimdi sorularımız var Kaan Kural'a gelen, her zamanki gibi. Kaan Kural'a soruyorum hashtag'iyle. O soruları cevaplayalım. Mert Alper'den ilk soru. Türk milli takım basketbolunun geleceğini nasıl görüyorsunuz? Sizce hangi gençler sahneye çıkacak ve liderlik edecek? Yani çok... Ya ben artık potansiyelli genç oyuncular bu potansiyeli performansa dönüştürmeden ümitlenmeyi bıraktım. Bunu daha önce çok yaptım ve insan genelde ayak kırıklığına oluyor. Çünkü genç potansiyelin A takım performansına dönüşme süreci çok karışık bir süreç. Bunun tersi Sinan Güler ve Ömer Onan örnekleri olduğu gibi Barış Ermiş ve Hakan Demirel örnekleri var. Barış Ermiş ve Hakan Demirel genç takımlarda süper yıldızlardı. Barış Ermiş'i ben çok izleme fırsatı buldum. Terör estiriyordu resmen. Yani. Ya ben Barış Ermiş'i 18 yaşında izlerken durdurulamıyordu kesinlikle. Tarihin en iyi Ülker takımını tek başına yeniyordu. Yani neyse, Hakan Demirel 87 Avrupa şampiyonası, yani 87'lerin olduğu Avrupa şampiyonası, o işte Cenk Akyol'ların Ömer Aşık, Ersan İlyasov, onların jenerasyonun en iyi olduğumuz oyuncusuydu Hakan yani. Şimdi o yüzden orada bir duralım. Şu anda var olan işte Furkan Korkmaz'daki önemli çıkış, Cedi zaten lider gibi.
O oyuncuların devam edeceğine inanıyorum. Yani şey olacağım. Bir takım çok potansiyel. Ekbeni bu sezonki çıkış çok değerli. Tolga Geçim var. Yine. Tolga Geçim çok iyi bir çıkış yakaladı gene. Bunların hepsi zaten önemli oyuncular olacak. Fakat biz guard bulamadığımız sürece takımımızın çok bir yere gelmesi çok zor. Çünkü oyun gittikçe guardlara evriliyor. Guardların dünyanın en iyi pivotlarına sahip olsan bile guardların vasatı aşamıyorsa vasat bir takımı geçemiyorsun. Guardımız yok. Guard bulmak zorundayız. Yani oyun top yönlendirici bulmak zorundayız. Ve şu anda gençler arasında da yani o bugün bir yazı vardı. Artık neden yeni Jordan'lar aranmıyor? Çünkü Jordan pozisyonunda oyuncu kalmadı. Son All-Star'a bakın. Hani 8 tane kısa pozisyon, 6'sı point guard, ikisi sadece scorer guard. Öyle bir mevki, point guardlar çok daha önemli. Onu bahsediyordu da. Tabii ki. Zaten çünkü oyunu öyle evrildi artık. Topu yönlendirmek denen, yani combo guard denildi ki artık sadece guard deniyor. 1-2 diye bir tanım yok ki. Hatta 3 bile yok neredeyse. Topu yönlendirebilen oyuncular arıyorsun. Ve maalesef biz o konuda çok çok ciddi fakirleştik. Hatta Sinan'ı oraya evirdik biraz, portladık. Yani oyuncunun gelişimine bakmak lazım ama bir an evvel umarım guard buluruz. Peki sıradaki soruya bakalım hemen. Semih, Sixers, Lakers'ın draft hakkını alması durumunda kimleri seçmeli? Kaan Kural'ın bu draftta potansiyel evladı var mı? Evet, bu gece de lotarya çekilecek ve tarihin en heyecanlı lotaryalarından biri olacak gerçekten. Lakers 2010 finalinin 7. maçı kadar tedirgin şu anda. Evet, sonlarda ya, kazanarak iyice Lakers'ları üzen galibiyetler aldılar arka arkaya ki bu akşam aslında o galibiyetleri neye mal olacağını göreceğiz hep birlikte. İlk 3'te kalma ihtimali %47. İlk 3'ten düşerlerse hakkı Philadelphia'ya veriyorlar. Ondan bahsediyor herhalde. Bu akşam göreceğiz. Ya şöyle, 76'ın kendi hakkı da var bu arada. Yani ilk 10'da seçecek. Bu çok güçlü bir draft. Gerçekten çok güçlü bir draft. Ben açıkçası kolej basketbolunu çok seyretmediğim için hani herhangi bir oyuncu için olumlu veya olumsuz çok fazla yorum yapamam. Ben bir de Josh Jackson'ı çok bir iki kere seyrettim. Josh Jackson'ı hani çok ekstra bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Ama bu draftta ilk 10'da 6-7 tane çok değerli parça bulma ihtimali var. Özellikle point guard. Point guardlar korkunç fazla ama Josh Jackson da çok iyi. Yani. Potansiyel bir evlat var ama potansiyeli aşmış bir baba geliyor sanırım draftla birlikte. Yani şöyle onu sevmiyorum. Yani uzaktan şöyle bazı oyuncular var, bazı karakterler var. Demişleriyle bizi çok eğlendirebiliyorlar. İşte Meta World Peace olsun mesela. Bu Lavar Ball sıkıcı be abi. Yani tatsız yani. Hani bir iki kere eğlendirmişti ama yani iyice tadını kaçırmış. Lavar Ball'dan bu sene üst sıralardan seçilmesi muhtemel. Lonzo Ball'un babası ve iki tane daha evladı var ki şu an Lonzo Ball'un LeBron James'ten iyi olduğunu iddia eden bir abimiz kendisi. Kendisinin de Michael Jordan'dan iyi olduğunu iddia ediyor. Merak etmeyin yani. Nasıl bir kafada olduğunu anlamamız için. Onu da yarın lotarya çekildikten sonra konuşuruz seninle. Bir sıradaki sorumuzu alalım biz hemen. Bu seneki NBA draftlarında ilk 3'ten kimler seçilir? Murat Sevinç'in sorusu. Türk oyuncuların seçilme şansını nasıl görüyorsunuz? İlk 3'te Markel Fultz, Josh Jackson ve Lonzo Ball seçilecek büyük ihtimalle. İlk sırada Markel Fultz'un olacağı neredeyse kesin gibi ama 2-3'te yani Dotarya'dan kimlerin seçeceğine göre değişiklikler olabilirmiş. Ben de hani sadece okuduklarımı söylüyorum. Ben takip etmiyorum o kadar. Türk oyuncuların seçilme ihtimali ise çok çok düşük. Çoğu yani draftın ikinci turun sonlarında belki bir hani Cenk Akyol'un zamanında seçildiği gibi bir risk alarak yani ilk gelişmesini takip etmek için seçilebilir ama onun dışında ön sıralarda seçilme ihtimali olan oyuncu yok. Peki bir sorumuz daha var. Celtic seriyi ilginç hale getirmek için Cleveland karşısında nasıl hamleler yapabilir? Jaylen Brown X faktör olabilir mi? Demiş Rick Boston'da. Valla bunu kendi kendine Brad Stevens'un çok sorduğuna ve buna bir takım cevaplar bulduğuna eminim. Daha kısa beşler deneyecekleri de daha uzun beşler. Maç içinde Brad Stevens hamle yapmaktan vesaire hiç çekinmiyor ve çok şey yapacaklar. Neyse ki ellerinde Jay Crowder var. Jay Crowder LeBron'la eşleşebilmek için en uygun oyunculardan biri NBA'deki. Ne kadar eşleşebiliyorsanız tabii yani hani yoksa LeBron'la eşleşmek diye bir şey söz konusu ya bir miktar da olsa eşleşebilecek oyunculardan biri. Isaiah Thomas'ın şansı çok büyük çünkü Kyrie Irving hiç savunma yapmadığı için çok rahat hareket edecek. Gerçi Kyrie Irving savunmayabilir ama ne olursa olsun. Jaylen Brown X-Faktör olamaz ama ya. Jaylen Brown'un X-Faktör falan olamaz çünkü yani son derece istikrarsız bir şutu olan bir çaylağın bu seride X-Faktör olması. Belki bir maç çok ekstra bir kişiye yapabilir ama zaten oynayacağı dakika da çok belli olacak ve rakibin ve maçın durumuna göre. O yüzden X-Faktör olması bu seride X-Faktör olursa Avery Bradley X-Faktör olur.
Peki, teşekkür ediyoruz. Bugünlük süremizin sonuna geldik. Sevgili seyirciler, size de biz de size dün gecenin en iyi 5 hareketiyle veda ediyoruz. Yarın tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın. Ve gecenin en iyi 5 hareketindeyiz. 5 numarada Brad Beal'ın Fade Away var. Isaiah Thomas karşısında ama onun savunmasını boşa çıkarıyor. Brad Beal baş döndürücü bir sayı. Isaiah Thomas burada turnikeye gidiyor. Sonrasında Rozier topu çalıyor. Jay Crowder turnikeyi yapıyor. Yaklaşık 20 saniyede 4 sayı. Gecenin en iyi 3. hareketindeyiz. John Wall ve onun etkileyici smaçını görüyoruz. Marching orta topu çalıyor. John Wall smaçlıyor. Maçın henüz başı ama John Wall bu smaçla gecenin en iyi 3. hareketini yapıyor. İki numarada Jaylen Brown var. Jaylen Brown da bu smacıyla gecenin en iyi 2. hareketine imza atıyor. Kolay gözüküyor ama çok kolay değil çünkü el üstünden bir smaç. Ve gecenin en iyi hareketi Brown ve Alley-oop. Marcus Smart topu havaya atıyor. Jaylen Brown Alley-oop yapıyor. Jaylen Brown gecenin en iyi hareketine imza atıyor. Smart'la birlikte.